Ben çıkıyorum. Sürprizler bitmiyor. Ne oldu? Babanın bugün şirkette yaptığı şovun üzerine. Bak, bir de bu geldi. Ne bu? Rezaletin biri bitiyor, biri başlıyor. Bu kadarını Barış bile tahmin etmiyor, eminim. Bu görüntüleri ilk kez izlemiyorsun, belli. Banu ile ilişkinize en başından beri karşı çıkarken böyle şeylerden korkuyordum işte. Tek tek başıma geliyor. Diyecek bir şeyim yok. Ailen sana hiç şans tanımıyor, yazık. Sen nereden geldiğini unutmak isteyebilirsin. Ama bize unuttun diyorlar bak. Ailemden sorumlu değilim deyip kestirip atamazsın. Senin eksilerin artılarından çok fazla değil. Benim eksilerimi bile bile niye beni geri çağırdınız bu kebrağı? Ben böyle bir damat adayıyken bu kadar düşük, bu kadar yakışıksız bir adamken niye kapıma gelip Banu'yu bırakma dediniz? Kızımı bana karşı koz olarak kullanma. Siz de benden bir şeyler saklıyorsunuz. Bilmediğim ne var? Seni bir günde ailenin yaşadığı çöplüğe geri gönder. Bunu biliyorsun değil mi? Banu'nun sana zaaf olduğu için seninle bu konuşmayı yapmaya bile mecbur kalıyor. Neden? O istediği sürece yanında olacaksın. O istediği kadar sürecek ilişkiniz. Eğer devam etmek istiyorsan Banu'nun şartlarına uyacaksın. Bizim şartlarımıza uyacaksın. Kızımı yormadan, üzmeden, sessiz sedasız sürdür bu ilişkiyi. Başka bir şey istemiyorum senden. Yarın köşkte fotoğraf çekimi var. Orada bulunacaksın. Her şeyin bir an önce unutulmasını istiyorsan beni dinleyeceksin bundan sonra. Oh be, amma yedik ha. Ay çıkıp yürüyelim mi biraz? Ya yok, ne yürümesi, boş ver ya. Ben şimdi güzel bir çay demlerim. Aslansın Cemre Reis. Nerede çalıyordu ya? Burada, burada. Barış Atman arıyor. Efendim? Merhaba Cemre, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Yalnız mısın? Bir saniye. Şimdi yalnızım, buyurun. Benim babasını merak ettim de. Ne oldu, durumu iyi mi? Evet, evet. Gayet iyi. Bu Barış Atman, Prenses Banu'nun abisi değil mi? Allah Allah. Niye kaçtı içeri bu? Ne var canım, patronunla konuşacak işte. Onun patronu bu değil ki. Can Katmanoğlu devesi. Hayır. Yani buna ne oluyor, bu saatte arıyor? Senin aile erkek arkadaşın yok mu Cemre? Koskoca Sinan Holding'de. Yakışıklı birileri yok mu? Var.
Var yani öyle birileri. Götürürüm ben. Yok yok, su içeceğim zaten, gitmem lazım. Susalım. Yok, bir sorun olmadı. Evin önünde gazeteciler var mıydı? Yoktu kimse. İyi bari, oradan kurtardık. Ama şirketin önünde oldu olan. Yani yayınlanmasını önleyebilirsiniz isterseniz. Müzik yapayım, bir şey yapayım. Ha? Ne yapayım? Hı hı, evet. Efendim, anlamadım. İmkansız aşkı da iş olabilir mi acaba? Neden? Sosyal paylaşım sitesine yazmış ya. Tek başıma iki kişilik bir aşk yaşıyorum diye. Barış için mi yazmış acaba? Öyle mi yazmış? Görmediniz mi? Görmedim. Can Bey salı günü 3 uşağıyla gidiyor. Tamam, benim için de aynı rezervasyonları yaptırırsın o zaman. Tamam, dönüşünüz de aynı mı olacak? Tabii tabii, Can'la gidip geleceğim. Peki tamam, ben hallederim. Neyse. Sami Bey'in iyi olmasına sevindim. Ben de. Böylece kriz daha atlatılmış oldu. Öyle, evet. Sen iyi misin? İyiyim, niye sordunuz? Son zamanlarda canını çok sıkkın görüyorum. Yok, size öyle gelmiş. Eğer konuşmak istersen dinlerim. Ben gayet iyiyim. Şişt. Süper final maçını beraber izliyoruz ha. Bak şimdiden ön rezervasyon yaptırıyorum. Haberin olsun. Olur, izleriz. Yatağını da içerideki odaya hazır ettim. Eyvallah. Ha, dur, bunu unutuyordum maskasını. Ne olur ne olmaz diye benim evin anahtarını yaptırdım hepinize. Al bakayım. Aa, hepinize mi? Ha. Ben yokken eve sahip çıkarsınız. Hı hı. Tamam, görüşürüz. Ne dedi Zibidi? Hı? Can Bey'le yurt dışına gideceklermiş. Sen organize et diyor. Bunca saat mır mır onu mu konuştunuz? Hı hı. Al bakalım James. Bu da senin. Ne bu? Benim evin anahtarı. Bulunsun hepinizde. İyi madem.